Efendim hayırlı günler, yine bir Yaşayan Hafıza programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok önemli bir şahsiyeti ele alacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan, ülkesine, milletine çok önemli görevlerde bulunmuş, fedakarlıklarda bulunmuş bir devlet vatan aşığı olan rahmetli Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşacağız, ele alacağız. Muhsin Yazıcıoğlu genç yaşında nasıl öldürüldü? Bir suikasta mı kurban gitti? Bu işin arkasında kimler var? Bunları da konuşacağız aynı zamanda. Muhsin Yazıcıoğlu merhumun davası neydi? Amacı neydi? Ülküsü neydi? Bütün bunları, konuşulmayanları çok yönlü bir şekilde ele alacağız. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı, onun bir gönüldaşı olan değerli araştırmacı Doktor Mustafa Güçlü Hocam bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam, yine bir vefatının yıl dönümüne geldik. Bu günler 2009 yıllarında çok bizler için, sevenleri için sıkıntılı, ülkemiz için sıkıntılı günlerdi. Evet. Hakikaten 7'den 70'e her görüşten insana sorduğumuzda rahmetliye karşı ayrı bir sempati, sevgisinin olduğunu görüyoruz. Öyle. Kendisi der ki işte sandığın sultan olamadım ama gönüllerin sultanı oldum derdi. Evet, bence de en güzeliydi aslında. Evet, çünkü sandığın sultanı olanların bir zaman sonra o sandık sultanlığından yani siyasette gittiğini de görüyoruz. Yani ama kalıcı değil. Tüm gönüllere hükümran oldum. Evet. Gönüllerin sultanı oldum derdi. Evet. Doğru. Şimdi isterseniz efendim biz sevgili izleyicilerimize özellikle genç nesile, çünkü 12 yıl olmuş yaklaşık vefat edeli. Doğru. 10 yaşındaki bir çocuk o esnada şu an 20 yaşında. Muhsin Yazıcıoğlu'nu şu an bilmiyordur veyahut da adını duymuştur sadece. Evet, o bakımdan doğru. Önce Muhsin Yazıcıoğlu kim? Bunu konuşalım. Evet. Nerede doğmuş? Gençliğinde hangi fedakarlıklar, mücadele yapmış? Bununla başlayalım efendim. Nasıl isterseniz. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nu değişik yönleriyle anlatmak mümkün. Saatlerce söylesem bitiremeyiz. Hayatını anlatmak ayrı bir şey. Mücadelesini anlatmak, siyasi yönünü anlatmak, ailevi yönünü anlatmak, dostlarıyla olan yönünü anlatmak ve bir de işte FETÖ ve öldürülüş yönüyle anlatmak, ayrı ayrı anlatmak mümkün. Her biri saatlerce alan konuşmalar olacaktır. Ama siz nasıl isterseniz ben o kısmını anlatırım. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğuyor. Yani kendisi 1071 Malazgirt Harbi'nden sonra Türkmenler Anadolu'ya Malazgirt Harbi'nden sonra akın akın girmeye başlayınca herkesin atası gibi, Anadolu'daki her Türkmenlerin atası gibi, onların ataları o büyük Oğuz göçüyle Anadolu'ya gelen, Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşayan ama 400 sene önce falan Hatay bölgesinde yaşayan, daha sonra da Osmanlı bunları alıp Sivas'ın Elmalı köyüne yerleştiren bir Oğuz aşiretine mensup bir Türkmen çocuğudur. Bir evet. Oğuz çocuğudur Muhsin Yazıcıoğlu. Babası Halil amca, ben tanırdım kendisini. Annesi Fidan'ı da tanırdım. Dolayısıyla Halil amcayla Fidan Hanım'ın ikinci oğlu. Büyük oğulların ismi Yusuf. İkinci oğulların ismi Muhsin. İşte iki kız kardeş daha var. Maviş'le Zifredi. Dolayısıyla iki kız, iki oğlan, dört kardeşler. Babaları çiftçi. Elmalı köyünde çiftçilik yapan. Ailesini geçindirmeye çalışan. Daha sonra Danimarka'ya çalışmaya giden bir adam. Evlatlar için, ailesi için fedakarlık yapan. Dolayısıyla Muhsin'in çocukluk döneminde Muhsin'in dedesi ve abisinin aile üzerinde etkin olduğu dönemde yetişiyor. Kendisi 1954 doğumlu dedik. İşte 60'lardan sonra kendi köyünde ilkokula başlıyor. İlkokulu işte 64-65'li yıllarda bitirdiği zaman Şarkışla'nın ortaokuluna başlıyor. Evet. 7 kilometre köyden gidip gelmesi. Sıcak havalarda, münasip havalarda gidip geliyor ama kışın tabii kar, kışta zor olduğu için mecburen Şarkışla'da iki göz, tek göz bir yer tutup orada kalarak okumaya devam ediyor. Abisi ona
lojistik destek sağlıyor. Atıyla, arabasıyla, yaya olarak köyden bir takım ihtiyaç malzemelerini taşıyarak bu ortaokuluna devam ettiriyor. 68 yılında liseye geçiyor. Lise yıllarında Ülkücü Gençlik Teşkilatı ile tanışıyor. Ve o tabii Anadolu çocuğunun fıtratı gereği kendisini doğal olarak bulacağı yer yerli, milli, İslami çizgide olan kuruluşlardır. Tabii. O da fıtratı gereği öyle bir kuruluşta yer alıyor. Ve kendi arkadaşlarıyla o dönemde idealist bir duyguyla Bozkurtlar çiftliği kurmaya karar veriyorlar. İşte her çocukluk döneminde insanların idealleri vardır. Şunu yapalım, bunu yapalım. Onlar da 4-5 arkadaş lise yıllarında o mücadeleyi verdikleri dönemde bir Bozkurtlar çiftliği açalım ve bu çiftlikte geleceğin Türkiye'sinin kalifiye elemanlarını, dava adamlarını yetiştirelim derler ve bu çiftliğin tabii yönetimi için değişik mesleklerde insanlar lazım. Doktoru lazım, ziraatçısı lazım, hukukçusu lazım, veterineri lazım, bilmem nesi lazım. Peki kim olacak bunlar? Kendileri ve bir kura çekerler ve veteriner hekimlik kısmı Muhsin'e düşer. Dolayısıyla herkes o kurrada kendine çıkan branşın fakültesine giderek işte oraları bitirip gelip Şarkışlı'ya dönecekler ve Bozkurtlar çiftliği açacaklar. Ama her biri gittikten sonra bir daha dönmezler. O gençlik ideali olarak kalır. Ha, ülke genelini Bozkurtlar çiftliğine dönüştürüp ülke genelinde bu gençliği yetiştirmeye kalkarlar. O zaman çocuksu hayalle Şarkışla ölçeğinde düşünürken Ankara'ya gidip gözü açılınca bunu ülke bazında, ulusal seviyede daha da ileriye gidince artık kendisine bir nizam-ı alem davası, bir nedir, biz ne derdik ona? Ülkü camiası. Yani yok nizam-ı alem şey, ilahi kelimetullah davasının, ilahi kelime akımı. Beni düşünüyorum şimdi. İlahi kelimetullah davasının, nizam-ı alem davasını kendilerine misyon olarak edindikten sonra, vizyon olarak da Türkiye'nin cihan devleti olmasını hedefledikten sonra bunu artık Türk dünyası ve İslam dünyası ölçeğinde düşünmeye başladı. Dolayısıyla Bozkurtlar çiftliği o zaman bir çocuksu hayal olarak kaldı. Ve 71 yılında da veterinerlik hekimliği fakültesini kazanarak Ankara'ya giderek orada Ankara hayatı yeni bir safha olarak başlıyor. Evet. Şimdi sizin anlattığınızdan bir klasik Anadolu evladını görüyoruz. Aynen, çiftçi öyle, ailesi, aynen. Emekçi ailesinin evladını görüyoruz. Genç yaşlarında merhum arkadaşlarıyla bu ülke için ve İslam davası adına Türk milleti adına bir takım çalışmalar ve faaliyetleri kurgulayabiliyor. Aynen öyle, aynen. Bu da önemli bir şey. Aslında tabii, nasıl yetiştiğini. Babası Danimarka'ya gitmeden önce Sivas'a zaman zaman bunları abisiyle birlikte götürüp oradaki büyük devlet binalarını gösterip, oğlum okuyacaksanız işte buralarda vatana millete hizmet edeceksiniz. Yerli, milli, İslami çizgide olacaksınız. Olduğun zaman bu yerlere Allah size nasip etsin. Yok böyle olmayacaksanız köyünüzden çıkmayın, köyde oturun, çiftçiliği işinizi yapın diye onları bir motive ediyor, yönlendiriyor. Yani babasının da az da olsa yurt dışına gittiği için çok fazla münasebeti yok ama az da olsa o beraber olduğu dönemde onlara böyle bir ruh veriyor. Evet, kesinlikle. Ve gençlik yaşlarında, döneminde Ülkücü Camia ile tanışıyor. 69'larda tanışıyor. 69-70. O civarda. Ve en hareketli, en hızlı zamanı rahmetli. İşte 68 dediğimiz dünyada tüm dünyayı etkileyen 68 olayları, Paris Sorbon'da, Kızıldeniz'in liderliğinde olaylar başlamıştı. O olaylar sari hastalık gibi, pandemi gibi bütün dünya üniversitelerine yayıldı. Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye'de 68 olaylar, aksından 69 kanlı pazar olaylarının falan yaşandığı dönemde o sırada tabii Türkiye'de de o kesimi Türkiye'yi manipüle etmek isteyen Amerika o gençliği kullanarak Türkiye'deki hükümetleri dizayn etmeye, yönlendirmeye, istediği çizgiye çekmeye çalışarak sokaklara egemen olmaya çalışıyordu. Türklerin devleti de buna karşılık sokakları Amerika'ya veya Amerikan kontrolündeki güçlere bırakmamak için yerli ve milli çizgideki insanlarla
sokağı da kontrol etmek istedi. Onun için gençlik teşkilatlarını daha Enver Paşa'nın kurduğu Türk Ocağı gibi, MTTB gibi pek çok teşkilatın o günkü versiyonları da hayattaydı, devreye sokulmuştu. Mesela Türkeş o zaman İngiltere'den, Hindistan'dan dönmüş. Biliyorsunuz o 60 ihtilaline katılmıştı. Evet. 27 Mayıs 60 ihtilalinde Madanoğlu ile anlaşamamıştı. Daha sonra 27 Mayıs 60'tan 13 Kasım 60'ta Yeni Delhi'ye askeri ateş olarak sürülmüştü. Madanoğlu ekibi bunları tasfiye etmişti. Tasfiye 14'leri, etmişti. Milliyetçiler. Bunlar 63 yılında, 22 Şubat 63'te görevleri bitti ve Türkiye'ye döndüler. Ondan sonra böyle bir sivil toplum derneği kurdu. İşte daha var, yükseliş derneği şeklinde bir sivil toplum kuruluşu. Orada arkadaşlarıyla görüşerek bugünden sonra Türkiye için, memleket için ne yapabiliriz konusunda fikir teatisinde bulundular ve sonuçta siyasete yapmaya karar verdiler. Evet. O sırada da iki tane parti var bunun girebileceği. Birisi Cumhuriyetçi Millet Partisi, birisi Köylü Partisi. Hı hı. Birisinin başında Osman Bölükbaşı var, birisinin başında Ahmet Tahtakılıç var. Bu ikisinin partisi de 64 yılında birleşerek CGMP olmuştu. Hı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olmuştu. Rahmetli Osman Bölükbaşı da analım. Analım. O zaman şeyde daha siyasete atılmamıştı. Bir iki denemesi olmuştu. Tutuklanmıştı, girememişti. 65 seçiminde Adalet Partisi'nden Antalya mebusu olacak Osman abi. Hı hı. Osman Yüksel Ser'den geçti. O sırada Türkeş CGMP'ye girecek. CGMP'de bir üst düzey bir görev alacak. Parti müfettişi gibi. Daha sonra 31 Ağustos 1965'teki CGMP'nin genel kurulunda hem Bölükbaşı'nı hem de Ahmet Tahtakılıç'ı bypass ederek, ekart ederek Türkeş 3 ay önce girdiği partinin genel başkanı seçilecek. Dolayısıyla CGMP'yi bir bakıma ele geçirmiş olacak. Evet. Arkadaşlarıyla birlikte tabii Türkeş Pentagon'da görmüş, Amerika'da, NATO'da, şurada burada görev yapmış. Özel yetişmiş, donanımlı ve 60 ihtilalinde bulunmuş bir adam. Tabii tecrübeli, sivil kadrosu da var. Neticede partiye egemen olur. Ve 60 işte Muhsin'in Ülkü Ocakları ile tanıştığı tarihlerde Türkeş Partisi'nin ismini Adana Kongresi'nde, yani 8-9 Şubat 69 Adana Kongresi'nde parti CGMP ismini MHP'ye çevirir. Amblemini üçlele çevirir falan. O olaylı kongre, yani böyle bir Namık Kemal Zeybek gibi, Osman Yüksel Ser'den geçtiği gibi birazcık daha İslami hassasiyeti fazla olanlarla, daha milliyetçilik dozu yüksek olanlar arasında ihtilaflı bir kongre olur. O kongrenin sonunda Konya İl Teşkilatı'nın, Mehmet Ali Uzbeyler'in gayretiyle bölünmeden parti bütünlüğünü koruyarak kongreden çıkar ve ondan sonra ve yeni bir ruhla, yeni bir atılımla Türk siyasi hayatında artık milliyetçilerin partisi olarak devreye girer. O senede Erbakan Odalar Birliği'nden atılmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Adalet Partisi'ne girmiştir, müracaat etmiştir, refüze edilmiştir, veto edilmiştir. O zaman dönemin başbakanı Demirel. 60, her şeyi o planlıyorsa. 65 seçimlerinde de Adalet Partisi iktidara geldiği için Osman Yüksel de Antalya'dan Adalet Partisi mebusu olarak seçilmişti. Adalet Partisi ile anlaşamayarak 67'de ayrıldı. 68'den Türkeş'in CGMP'sine katıldı. Evet. Dolayısıyla CGMP'de bir Türkeş var, bir de şey var. Osman Yüksel var. 69'da dediğim gibi ismini değiştiriyor. Ve 69 seçimlerinde MHP olarak seçime giriyorlar. Adalet Partisi şeyde 69'da tekrar iktidara geliyor. İşte Muhsin, o hareketli dönemde Muhsin bunun gençlik teşkilatıyla tanışıyor. Evet. Sonra 71 yılında Erbakan da tabi bu arada siyasete girmiş Adalet oluyor, Partisi'nden veto edildiği için, evet, Konya'dan bağımsız seçilmişti. Daha sonra Ankara'ya giderek Hüsamettin Akmamcı, Hüseyin Abbaslar'la birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurmuş. Milli Nizam Partisi'ni kurmuştu. Bu arkasından 60 ihtilalinde ihtilali yapan kadronun ordudan 7500 kişi tasfiye etmelerine rağmen oradaki son Almancı kanadın, son Çerkez grubunun tahliye edildiği, refüze edildiği, atıldığı dönemde hala bununla bile tatmin olmayarak daha fazlası yapılmalıydı. Türkiye'ye sol bir iktidar, sol bir devlet rejim kurulmalıydı anlamında isteklerini tam yapamayanlar
71 yılında yeni bir hamleye kalkıştılar. Hı hı. İhtilali tamamlayacaklar. Mahir Kaynağ'ın ihbarı üzerine bu ihtilali yapamadılar. Dolayısıyla 12 Mart 71'de Memduh Tağmaç'ın başkanlığında asker muhtıra verdi hükümete. Demirel ayrıldı. Yerine işte Nihat Erimler, arkasından Ferit Melenler'in kurdu. Askeri vesayet hükümetleri geldi. O dönemde anarşi biraz durduruldu. Ortalığına sükunet geldi. Ama en azından solun yapmak istediği, 68'den itibaren olaylar tırmandırılarak Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmak, işçileri devreye sokmak, daha sonra da bir ihtilal yapmak. 60'ta eksik bıraktıkları, tamamlayamadıkları, yarım kalan rejim anlayışlarının 71'de tamamlayacaklar. Rusya ile karşılıklı savunma işbirliği anlaşması yapılacak ve Türkiye'deki herhangi bir kalkışma hareketini bahane edip Rusya'dan yardım isteyecek. Rusya da girecek, bir de çıkmayacak. Yani ve böylece sistem, rejim değişecek aslında. Rejim değişecek. Sosyalist bir rejim kurulacak. Yani dolayısıyla biz Rusya ile partner oluyoruz. Amerika da böyle bir şeyi kaçırmak istemez. Zaten Amerika'nın ta başından beri, yani 45 İkinci Dünya Harbi'ni kazandığından beri Amerika dünyayı yeniden paylaşırlarken Yalta Konferansı'ndan sonra Türkiye'yi İngiltere'nin elinden alarak kendi ultesine almıştı. 1947'de Amerika ile bizim dünya kadar anlaşmalarımız var. Evet. Pek çok. O anlaşmaların hepsini Amerika bizi elinde tutuyordu zaten. Evet. İsterseniz Muhsin Yazıcıoğlu merhuma tekrar dönelim. Çünkü konuyu açıyor. Bunlar önemli konular aslında. Türkiye'nin nereye yöneldiği, siyasi hareketleri nasıl oluştuğu bağlamında önemli bir konu. Fakat biz süremiz gereği ve bu hafta malumunuz Muhsin Yazıcıoğlu rahmetin vefat yıl dönümü sebebiyle biraz onun üzerinde yoğunlaşalım. Şimdi biz programa başlamadan önce sevgili izleyicilerimizden, takipçilerimizden çok mesaj aldık. Yani çok güzel ifadeler, duygular alıyoruz hala da. Evet. Şimdi ben şuna bir girmek istiyorum ama. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin ülkücü camiada farklı bir duruşu olduğu söyleniyor, konuşuluyor. Her zaman, her zaman. Çünkü rahmetli Alparslan Türkeş'le birlikte siyaset yaparken onun partisinde, gençlik kollarında çalıştıktan bir süre sonra kendi partisini, kendi fikrini ortaya atacak, ayrılacak kadar cesaretli ve özgüven sahibi bir insan. Öyle. Şimdi isterseniz buna bir girelim. Tamam. O zaman rahmetli, 71'de... Rahmetli nasıl ayrıldı? Tamam. Sebepler nelerdi? İnşallah. Kendine bir yol çizdi. Buyurun tamam. Efendim. 71'de artık veterinerlik hekimliği fakültesini kazanıp Ankara'ya gidince kendisinin duruşu, samimiyeti, mücadelesi, kararlılığı, yiğitliği, vefası gereği öne çıkıyor zaten. Dikkati çekiyor ve Ankara'da ve Ülke Ocakları Genel Merkezi'nden çıkmayan, sürekli orada bulunan, bütün olayların içinde olan, inisiyatif kullanan, irade kullanan bir şahsiyet olarak dikkati çekiyor. Ama bu arada da zaten 73 sivil topluma, yani sivil demokratik süreç de başlıyor bu arada, askeri vesayet kalkıyor. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiği 46 seçiminden sonra ilk defa bir seçim kazanıyor. Seçimde birinci parti oluyor. Hı hı. Daha sonra MSP ile biliyorsun CHP-MSP koalisyonu kuruluyor 74-75 arası bir yıl. İşte Kıbrıs Harbi'nin olduğu dönemler, petrol krizlerinin yaşandığı dönem. Arkasından bu hükümet, Ecevit bu onu oya tahvil edip Kıbrıs Fatihliğini partiye tahvil etmeye dönüşünce hükümet bozulmuştu. Arkasından MC hükümetleri kurmuştu. Bu MC hükümetlerinde Süleyman Demirel'in başbakanlığında, Türkeş ve Erbakan'ın da başbakan yardımcılığında hükümetler kurulmuştu. İşte bu dönemde yeniden olaylar tırmanmaya başladı. 71'de kesilen öğrenci olayları, sağsal olayları 74'ten sonra tekrar, 73'ten sonra tekrar tırmanmaya başlamıştı. Muhsin de Ülke Ocakları içerisinde işte veterinerlik fakültesindeki gayretlerle, fakültenin güreş takımında aldığı rolle dikkatleri çekerek yükseliyordu ve daha sonra ikinci MC iktidarı döneminde 77'de Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi. Hı hı. Partide de danışmanlık bir görevi vardı. MHP'nin içerisinde de bir danışmanlık görevi. Ülke Ocakları'nda da Genel Başkan Yardımcılığı vardı. 78'e gelindiğinde Milliyetçi Cephe Hükümetleri düşürüldü.
Ecevit'in iktidar başbakanlığında bir CHP hükümeti kuruldu. 78. Hani o yağ kuyrukları falan, evet, sıraların sıkıntılar. Olduğu. O dönemin yaşadığımız dönemde işte Muhsin başkan o sırada Ülkü Ocakları genel başkan oldu. Abdullah Çatlı da Nevşehir'den aynı şekilde geliyor ve Muhsin'in yardımcısı olarak beraber yükseliyor. O kadroya dahil oluyor. Dahil oluyor. Beraberler zaten. Muhsin genel başkan olduğu zaman Çatlı da yardımcısı zaten. Bu şekilde 78-79 yılları ihtilale kadar, 80 ihtilaline kadar olan dönem, 77 de buna dahil olabilir, Muhsin'in efsane olduğu yıllardır. Ülkü Ocakları'nın efsanevi dönemidir. 1200 Türkiye genelinde teşkilatı olan bir harekettir. Binlerce gence hükmediyorsun. Tabi o sırada bir sürü olaylar yaşanıyor. Çünkü Türkiye yavaş yavaş, Amerika Türkiye'yi istediği konuma sokabilmek için bu olayları tırmandırıyor. Türk hükümetlerini manipüle ederek. Tabii bir huzursuzluk, kaos ortamı yaratmak istiyor. Kaos ortamı olsun ki ileride Türkiye'yi istediği gibi manipüle edebilsin, yönetebileyim diye. Bu olaylar ilerlerken mesela Bedrettin Cömert hoca, profesör öldürülüyor. Onun kardeşi Faruk Cömert Hava Kuvvetleri Komutanı. Ondan sonra Muharrem Gümüş öldürülüyor. Onun kardeşi Naci Gümüş yine Hava Kuvvetleri Komutanı. Hmm. Bunların faturası hep Muhsin'e mal ediliyor. Hepsinden beraat ediyor aklanmasına rağmen. Ama onlar da sol bir aile mi? Tabii, hepsi, değil mi? Hepsi sol. Hı-hı. Dolayısıyla onlar her kadar faili meçhuller var. Sağdan soldan her gün. Hı-hı. Aynı bıçak, aynı tabanca sabah bir solcuyu, bir öğlen bir ülkücüyü öldürüyor. Birilerini sonra yıkılıyor. Tabii. İki grup karşı karşıya getirilecek. Yıkılacak salak bulunur zaten. Ortalıkta evet. Mevzul miktarda var onlar. Onlara yıkılıyor ama esas işin fiilini, faili olanlar profesyonel adamlar, tabii. Provokatörler. Tabii. Dolayısıyla bu hocaların yakınları Hava Kuvvetleri'nde yemin ediyorlar. Yani biz bir gün Muhsin'den bunun hesabını soracağız. Adam Hava Kuvvetleri'nde tabii. General. Şimdi 7 tipli ölüyor. 7 tipli demek Türkiye İşçi Partisi'nin mensubu 7 tane genç. Bunlardan bir tanesi Sabataist kökenli. Hı hı. Sabataist kökenli olmak ne demek? Türkiye'deki muktedir, beyaz Türkler demek. Beyaz Türklerin çocuğu ölünce kıyamet kopuyor. Dünyanın her tarafından ses çıkıyor. Dolayısıyla bunun faturası da Çatlı, Haluk Kırca ve dolayısıyla Genel Başkan Muhsin'e kadar giden bir fatura kesiliyor. Her ne kadar aklansa da, oradan bir şey çıkmasa da ama iz kalıyor. Böyle. Bunlar hep birikiyor. Tabii bu arada Çatlı yakalanıyor. Muhsin emniyete diyor. Şu an Ankara'nın 150 yerinde olay çıkar. Yani Çatlı'yı saldırıyor. Çatlı'yı saldırtıyor falan. Yani böyle şeyler yaşanıyor. Bu arada 79 yılı başladığı zaman da Afganistan işgal ediliyor Ruslar tarafından. İran'da da Humeyni rejimi değişikliği öyle Fransa destekli, Avrupa destekli. Amerika hem Afganistan'ı hem İran'ı kaybediyor. Bunu kaybedince bir de Türkiye'yi kaybetme hiç istemez. Zaten avucunun içine oturtmak için bunları yapıyordu. Bir an evvel Türkiye'deki bizim çocuklar dediği Türkiye'deki grubu yani Kenan Evren ve evet. ekibine ihtilal yapmak istiyor. Onlar da diyor ama onlar da tabii bizim ordumuzdaki insanlar her ne kadar Amerika ile partner olsalar da reel politik olarak Amerika Türkiye işbirliğinin doğru olduğuna inansalar da Amerika'ya uşaklık yapacak kadar da değiller. Vatanperver insanlar, yerli ve milli damarları hı hı. var. Her ne kadar biz sevmesek de onların böyle bir yerli damarı var tabii, milli damarı var. Çünkü Amerika bizi İran'la kapıştırmak istiyor. Bizimkiler de İran'la kapışmamak için işi ağırdan alıyorlar. İhtilal olgunlaşmadı, darbe olgunlaşmadı deyip geciktiriyorlar. Bedrettin Demirel de bunu zaten kendisi ifade etmişti. 79'da yapacaktık. Olgunlasın diye bekledik diyor. En sonunda Erbakan'ın 6 Eylül 80 Kudüs, Konya Kudüs mitingini bahane edip, çünkü İsrail Kudüs lafı geçti mi İsrail kırmızı görmüş boğa gibi oluyor. Yani hiç affetmiyor. Rengi değişiyor. Kudüs'le ilgili evet. şeyleri hiç affetmiyor. Biz de Kudüs'e sahip çıkalım. Kudüs Müslümanların ortak paydasıdır dediğimiz için onu bahane edip ihtilal yaptırıyorlar. Ama bu sırada bir de o dönemde ihtilal yapmak için zaten bir takım bahaneler aranıyor zaten. Olgunlaşması bekleniyordu. Evet. Ama bizimkiler niye geciktiriyor? Hı hı. Olgunlaşması bizimkilerin bahanesi. Bizi İran'la savaştıracak Amerika, bizim İran'la savaşmamız Türkiye'nin bitmesi demektir. Evet. Çünkü İran'la Türkiye'nin savaşının galibi olmayacak.
kesinlikle. İki testiyi çarpıştırdığı ve zaman. Ve Türkiye'yi kaybedecek biri, sonuçta. Biri çatlarsa biri de o da kırılacak. İran'la beraber. İran'la kesinlikle bizim savaşmamamız lazım. Evet. Zaten 400 yıldır savaşmıyoruz 1639'dan beri. Onun için biz o savaşa girmemeyiz. Amerika ne yaptı? Madem Türkiye savsaklıyor bu işi, hemen Saddam'a talimat verdi. Saddam Cumhurbaşkanı Ahmet'i hastanede zehirleyerek öldürdü ilaçla. Kendisi başa geçti. Resmen de fiilen de birinci adam oldu ve İran'a savaş açtı. Evet. Ve İran'la 8 sene savaştı. Hı-hı. Bu savaşın sonunda İran da çöktü. Irak. Ha biz bu arada ne oldu? Biz ihtilal olduktan sonra tam ihtilalin olduğu gün Muhsin Sivas'ta gençlik teşkilatlarını kontrol edilmiş. Sıra-i Rahim yapıyor falan. Bir gün önce duymuş ihtilal olacağını, Ankara'ya yarıyor. Ankara'dakilerin haberi yok. Yok mok falan diyorlar. Neyse ertesi gün ihtilal olunca anlaşılıyor ki ihtilal olmuş. Hemen Sivas'taki bütün arkadaşlarını topluyor. Onları organize ediyor. Başı belaya girecek olanları saklıyor, gönderiyor. Güvenilir evler alıyor. Hiçbirine diyor ki kendi evinize gelmeyin. Herkes hiç dikkati çekmeyecek, ilgisi olmayan güvenilir ailelerin yanına yerleştiriyor. Bu çok önemli çünkü çok, yani. Aynen. Bir takım insanların orada bazı olaylara kurban olacağını, kurban tabii, gideceğini kesin. Tahmin zaten edebiliyor, onu seziyor. Bir kere zaten 6 ay kimse seni arayamaz bile. Bir evet. Gittin mi? İşkencelerden geçeceksin. Öyle şimdiki gibi avukat gönder hemen. Ondan sonra hemen yok. Oradaki işi dizayn ettikten sonra, organize ettikten sonra arkadaşlarını güvenilir ailelere yerleştirdikten sonra hemen Ankara'ya atlıyor. 8-10 kontrolden geçerek geliyor. Ankara'da da sürekli mekan değiştiriyor. Orada burada kalarak. Tutuklanmamış dışarıda kalan arkadaşlarla görüşüyor. Ne yapılabilir? İçeridekilere ne yapılabilir? Dışarıdakilere ne yapılabilir? Ankara dışındaki vilayetleri geziyor. Konya, Çorum vesaire. Oradakileri örgütlüyor, organize ediyor, dayanışma. Orada da aynı Sivas'ta yaptığını yapıyor. Yani şaibeli olan, aranan arkadaşların başı belaya girmesinde tedbirler alıyor. Türkeş'ten haber geliyor. Türkeş zaten diğer siyasilerden 3 gün geç tutuklanıyor biliyorsun. Halil Şıvgun'un evinde saklanıyor. Halil Şıvgun bunu... Neden geç tutuklanıyor? Halil Şıvgun saklamış. Saklıyor, saklandığı için. Ha niye saklandı? Çok iyi saklandığı için. Halil Şıvgun aslında milli mücadele kökenli biri, ülkücü kökenli değil. Tabii oraların Türkeş'in açıklaması lazım. Ben şunun için saklamam. Yani bazı belgeleri yok etmek için, bazı delilleri yok etmek için mi? Veya karşı bir şey düşündü mü? Şartların kim tarafından yapıldığını mı öğrenmek istedi? Veya derin devletindeki arkadaşlarıyla ihtilal mahir tamamen Amerika güdümünde mi? Yoksa bizim Türk devleti de biraz irade kullanıyor mu? Neyse neticede diğerleri erken tutuklanmıştı. Dil okuluna götürülmüştü. Türkeş 3 gün sonra tutuklanmıştı. İçeride yapılanları, işkenceleri görünce Muhsin'e haber gönderdi. Aman Muhsin yurt dışına gitsin. Burada kötü işkence görecekti. O da aynı şöyle haber gönderiyor. Sizler ve arkadaşlarım içerideyken ben dışarıda olamam. Yurt dışına gidemem. Yapabildiğim kadar onlara yardımcı olmaya çalışırım. Diyor. Fakat 81 yılının 28 Ocağı'nda buldozer operasyonuyla bir ihbar sonucu Ankara'da kaldığı Necati Bey Caddesi'ndeki o Kızılay'daki evde bir ihbar sonucu işte yakalanıyor, emniyete götürülüyor. Emniyete Dürüst Oktay ile Zeki Kaman diye iki tane böyle değerli polis iki gün anasını ağlatıyorlar, işkence ediyorlar. Sonra Mamak C5'e kaldırıyorlar. Orada da 26 gün sandalyenin üzerinde gece gündüz 26 gün işkenceye maruz. Şimdi kalıyor. Hocam isterseniz şöyle yapalım. Bunlar önemli. Siz biraz hızlı geçiyorsunuz ama bunların biraz detayına inelim. Rahmetli merhum hakikaten çok ciddi işkencelere maruz kalıyor. Ama ayağının sağ parmağı, ikinci parmağından daha tırnak çıkmıyor bugün bile. Evet. Şimdi bunları konuşalım. Ama hiçbir zaman arkadaşlarını satmıyor. Hani siz aslında bu konuların çok içinde olduğunuz için belki size işte, çok artık... İşte hapishane tam o kısmına geldik. Yani. Normal geliyor belki ama evet. Bunlar önemli, çok önemli konular. Şimdi öncesinde nasıl bir Türkiye vardı, ne gibi siyasi olaylardan geçti onu anlattınız ama bunlar hızlı konuşacağımız konular değil. Şöyle yapalım, kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu hapishane olaylarını, işkence olaylarını bütün yönleriyle ele alalım. Daha sonra da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hareketindeki amacı ve hedefi konuşalım inşallah. Evet. Evet, kıymetli izleyicilerimiz kısa bir reklam aramız olacak.
aranın ardından merhumun hayatını ve bütün yönlerini, kimler tarafından tehdit edildiğini, yanına kimlerin gönderildiğini ve tehditlere nasıl cevap verdiğini, kamuoyunda ortaya çıkmayan birçok konuyu inşallah burada konuşacağız efendim. Bir yere ayrılmayınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Rahmetli merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşmaya devam edeceğiz. Rahmetli merhumun cezaevi olaylarını gireceğiz. 28, ama öncesinde bir takım işkencelere maruz kalıyor. Doğru. O işkenceler her zaman sadece Muhsin Başkan'a değil, o dönemin bütün siyasetçilerine, önemli isimlerine, gençlere, sağcı, solcu, her kesime ciddi işkenceler yapıldığı konuşulur. Öyle. Tabii. Konuşulur diye biliniyor. Biliniyor, konuşulur, söylenir. Hı. O anlamda söyledim. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'na bahsetmiş olduğunuz iki polis mi dediniz onları? Zeki Kaman'la Dürüst Oktay, yani iki polderli polis. Polderli polis. Emniyette iki gün işkence yapıldı. Özel. Sonra Mamak'a gönderiyorlar, C5'e. Özel işkence. Talimat alıyorlar bildiğim kadarıyla. Zaten. Değil mi? Buna iyi bir işkence yapın diye. Solculara sağcı polisler, sağcılara solcu polisler bilerek gönderiyorlar ki rahat eziyet edilsin diye. Evet, intikam alınsın, tabii, hırsa, tabii. Hırsını alsın. İti ite kırdırma taktiği gidiyorlar. Maalesef. Ama tabii arkasında kimler var yıllar sonra anlaşılacak. Öyle. Evet, aynen. Buyurun oradan şimdi, devam edelim hocam. İşte C5'te dediğim gibi 26 gün bir kere sandalyeden kaldırmıyorlar gece gündüz. Sürekli işkence ediliyor. Uyku yok, işkence var. Tenasül uzuğuna kadar elektrik veriyorlar. Ayak parmağı. Ayak sağ ayağının ikinci parmağından tırnağının çıkmadığını, yani tırnak hücreleri ölmüş. Öldüğü elektrikten için. Tırnak çıkmıyor yani, düşün. Yani nasıl bunu, bir zalimlik değil mi bu? Filistin askısı, T askısı, o bilinen bütün işkenceleri deniyorlar. Sonra da hücreye kapatıyorlar. Hücrede 3 komünistle tek başına kalıyor. Bu arada bu işkence yaparken amaç ne? Bir şey mi istiyorlar? Konuşturmak istiyorlar. Tabii. Ne istiyorlar? Yani bütün suçları üstlensinler. Yani yaptıklarını itiraf etsinler. Zorla suçları. Bir yaptılarsa itiraf etsinler. Yapmadıklarını da kabullensinler. Bu önemli. Tabii. Kabul etmiyor. Yok hiç. Değil hiç mi? Hiçbiri yani tek tük öten çıkmıştır ama. Yok yok, Muhsin Yazıcıoğlu kabul etmiyor değil mi? Efsane olması buradan zaten. Hiç ötmüyor. Hiçbir arkadaşını satmıyor. Hiçbir şeyden buradan da adamlığı anlaşılıyor aslında değil mi? O işkencelerin hepsine katlanıyor. Hatta kendilerine yediği işkence değil. Solun adına da işkence görüyorlar. Evet. Niye? Soldan bir iki tane çocukmuş. İsim verecek değil mi? Solculara da ifşa etmek istiyor. Naif Latif çocuklar da tutuklanmış. Onlar işkenceye gelemiyorlar. Anadolu çocuğu gibi dirençli değil. Tabii. Kolej çocuğu gibi çocuklar. Onlar hiç dayanamıyormuş. Onların yerine ülkücüler kendileri dayak yemiş. Bana vur demiş ya. Düşün. Onun dayanı o üstlenmiş. Mesela yine bir solun bir tane çocuğun bir tanesini falaka yatırmışlar. İflahını söküyorlar. Muhsin dayanamıyor ve bağırıyor. Yeter artık diyor. Kim lan? Nereden? İşte 14 numaralık şeyden geldi. Hücreden. Yatırın mı bunu? Muhsin'i yat. Direniyor. Sonra yatırıp dövecekler. Muhsin Başkan diyor, bu çavuşun ismini getirene 100 milyon ödül diyor. Hı. Böyle deyince askerlerin el ayağı tutuşuyor. Hemen hücreyi kapatıp komutanlarına gidiyor. Komutan bir manga askerle geliyor. Lan benim askerime ne yapsa ödül verirsin. O da işkence yapıyor. İnsanlık suçu işliyor. Sana ne, onlar komünist, ne karışıyorsun diyor. Komünist, komünist, insan onlar diyor. Ben de insanım. Etkileniyorum diyor ya. Tabii. Vicdanım var, merhametim var. Olmaz diyor. Mesela sola bile işkence yapılıp getirip hücreye attıkları zaman oturup onları bengayla, lasonilla, ovuyor, merhemlerle, antienflamatör pomatlarla yaralarını sarıyor. Böyle sahip çıkıyor yani. Hücresinde 3 tane komünist de kalıyor. 3 komünist bunu öldürsünler diye koyuyorlar. Yani hepsi de dev yolun militanları. Mehmet Ali Yılmaz gibi, Nasuh Mitap gibi. Yani sıradan solcu değil bunlar. Lider. Lider. 3 kişinin arasına tek veriyor. Adam zaten bunu, normalde cezaevine girmeden önce bu örgütlerle yapıyordu, çatışıyordu, mücadele ediyordu. 2,5 metrelik. Birbirlerini kırdırıyorlardı.
metrekarelik yerde 4 kişi kalıyorlar. Üçü solcu, komünist. Tek başına. Uykusu var, namazı var. Tabii. Küçücük yerde. Peki bunlarla kaldığı esnada neler oluyor? O solcuların, o komünistlerin Muhsin Başkan'a olan bakışları... Belli bir güven oluşuncaya kadar tabii evet. Her an biri uykudayken bir şey yapar endişesiyle. Çok onlar da korkuyorlar tabii muhtemelen da yani Muhsin Başkan'la. Muhsin Başkan iki kişi olsalar korkmaz. Evet. Onlar üç bu tek. Uykusu var, namazı var. Yani tabii. Zayıf anı var. Tabii. Falan ümüne çöküp şey yapabilirler. Ama belli bir işte dediğim gibi onların işkencelerinde bile onlara yardım etmesi falan. Daha sonra birbirlerini tanıdıkça bir hukuk gelişiyor. Bir 2,5 metrekarelik de hukuk. Muhsin namaz kılacağı zaman onlar çekiliyor, kenarda duruyor. Onlar işte bilmem ne yapacağı zaman Muhsin çekiliyor. Onlar yapması gerekeni yapıyor falan. Neticede bir güven ortamı oluşuyor. Güven ortamı oluşuyor. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ya siz bizim Orta Doğu'yu niye bastınız? Siz niye şurada boykot ediyorsunuz? Diyor ki onlar siz eğitim hakkını aldınız ve üniversitedeki hakimiyetinizi kurmaya çalıştınız. Biz de eğitim hakkımız ölmesin ve sizin oradaki hakimiyetinizi tanımamak için boykot yaptık. Siz ne yaptınız? Henry Kissinger gelsin işte gelmesin. İşte Vietnam Savaşı'nı protesto için yaptık. O zaman bunu okulda yapmanız şart mı diye Muhsin. Kızılay'da yapaydınız beraber yapardık diyor. Okulda yapıp okuldaki eğitim niye engelliyorsunuz? Niyetiniz Kissinger'i bahane edip okuldaki hakimiyetinizi, iktidarınızı sağlam almak. Biz de onun kabullenemezdik diyor. Yani neticede Türkiye'nin sorunları konusunda çok iyi anlaştıklarını ama iş çözüme geldiği zaman onlar sosyalist bir çözüm önerdiğini, bizimkiler de yerli ve milli İslami bir çözüm önerdiklerini anlaşamadıklarını. Neticede bir 2,5 sene hücrede geçiyor. Sonra toplam işte 7,5 sene falan yatacak Muhsin Bey hapishanede. Tabi bu arada bu İzmir Belediye Başkanı var şimdi. Tunç Soyer. Tunç Soyer. Onun babası Nurettin Soyer askeri savcı. MHP ve ülkücü kuruluşlar davasını açıyor bu arada. Hı hı. 29 Nisan 81'de 587 sanıklı, 945 sayfalı, 219 idam iddianamesiyle bir dava açıyor. 1 Ağustos 81'de de dava başlıyor bu hı hı. arada. Davalar görülmeye başlıyor. Bu arada unuttum, Mehmet Ali Ağa da 79'daki olaylar esnasında burada Abdi İpekçi'yi vurmuştu. Evet. Şubat 1979'da. Sonra hapisten Çatlı onun kaçmasına yardımcı olmuştu. Çatlı bu arada yurt dışında. Mehmet Ali Ağa da kaçmıştı. Bu arada Papa olayı 13 Mayıs 81'de Papa'yı vurdu diye geçti. Halbuki orada esas vuran Ruslarla Bulgar istihbaratı vuruyor. Bizim Mehmet Ali Ağaca konu mankeni olarak kullanılıyor. O ayrı bir konu. Yani evet. Papa niye vuruldu kısmını. Tabii onu ayrıca konuşmak gerekir. Çatlı olay gündeme gelirse onu Çatlı döneminde konuşmak lazım. Bu dönemde bu olaylar olurken artık davalar başlıyor. Davalar bir taraftan görülmeye başlanıyor. İşte bu sırada Çatlı 82 yılında İsviçre'de yakalanıyor. Mehmet Özbay sahte kimliğiyle. Yakalanıyor. Daha sonra işte girişimlerle falan hapishaneden salınıyor. 83 yılında demokratik süreç başlayınca Türkiye'de seçimler oluyor. ANAP iktidara geliyor Özal zamanı. MDP değil de Turgut Sünalp'in partisi değil de Özal'ın partisi iktidara geliyor. Bu sırada 73'ten beri faal olan ASALA, Ermeni terör örgütü, hı hı. 50'ye yakın Türk diplomatını öldürmüş, 100 küsur sivil vatandaş öldürmüştü. Hı hı. O sıralarda bir albay öldürüldü ilk defa. Kenan Evren'in kafasını tası atıyor. Albay öldürülünce evet. iş muvazzaflara, sivil bürokratlar ölünce sesi kılı kıpırdamıyordu. Kendilerine dokununca derhal bunu durdurun diye talimat veriyor devlet başkanı olarak. O zaman MİT müsteşarlarında çalışan o Mete Bey diye bir MİT elemanı hemen bunu kim yapabilir? İşte Çatlı büyük reis yapabilir. Hemen Paris'e gidiyorlar. Çatlı'yla görüşüyorlar. Ona bir görev veriyorlar. Diyorlar ki oğlum Asalan'ın işini bitireceksin. Bu devlet görevi. Yani böyle. Yüz küsür vatandaş öldü. 50 tane Türk diplomat öldü. Asala böyle terörist duruyor. O da iki şart koşuyor. Bir, Türkiye hapisten çıkaracaksınız. İki, idamları durduracaksınız. Evet. Diyor ki bu bizi aşar. Hı hı. Müslüm Mete Bey. Biz bunu Kenan Evren'e iletmemiz lazım. İletin diyor.
Bir taraftan da Tuğrul Türkeş aracılığıyla Türkeş'e haber gönderiyorlar. Böyle bir talepleri var. Biz de bu şartı koştuk gibisinden. Muhsin'e de İlgisi olsun diye söylüyorlar. Muhsin'e de haber gönderiyorlar. Muhsin de diyor ki biz bunu mahkemede sana bildireceğiz diyor kararımızı. Muhsin şeyden mahkeme... Bu çatladığın aslında talebin içerisinde Muhsin Başkan da var değil mi? İdamlar durdurulması. Türkeş evet, salınsın. İkisi. Evet. Muhsin yok özel olarak. Ama o sırada Muhsin Başkan'ın davaları devam ederken duruşmaları bir duruşma tabii televizyonda da gösteriyor bunu. Hı hı. Orada Hasan Çağlayan çıkıyor. Devlet kendi işini de kendisi yapsın diye bağırıyor durup dururken mahkemede. Bu çatlıya mesaj. Yani hı-hı, girme bu işe. Hı-hı. Evet. Biz hapishanedeki onu anlıyor tabii çatlı. Bizim arkadaşların rızası yok buna. Devlet daha önce bazı kesimler bizi kullandı. Yeniden kullandırtma. Ta hapishanede çok ciddi bir muhasebeden geçirdiler kendilerini. Tabii, tabii. Her şeyi sorguladılar. Türkeş'i, partiyi, devleti, yaptıklarını, yapacaklarını hepsini yorumladılar. Hatalarıyla sebeple nedamet getirdiler. Tabii. Müthiş bir İslami şuurlanma başladı. Okumalar başladı. Bu psikolojiyle tekrar bir oyuna gelmeyelim diye girme dedi. Ama Türkeş razı oldu. Arkasından Kenan Evren'e olay intikal edince idamları durdurayım. O sırada 49 kişi falan idam edilmiştik. Sağdan soldan. Hmm. Bir ondan bir ondan. Pehlivanoğulları falan asılmıştı. İdamları durdurayım ama Türkeş'i pat diye salamam. Yani biraz kılıfına uydurmamız lazım. Hı hı. Usulüne uygun yargı margı olması lazım. Tamam diyor. Bu söz üzerinden çatlı bir başlıyor. Bir yıl içerisinde Asala'nın belini kırıyor. Bir yılda bitiriyor Asala'yı. Düşünebiliyor musun? 83, 22 Ekim'de başlıyor. 84, 22 Ekim'de demek ki şu var aslında, bu çok önemli bir şey. Bir takım örgütler, devlet gerçekten yerli ve milli olursa halledilebiliyor. Bir yılda bitiriyor Asala. O bütün eylemlerini Asala'nın bitiriyor. 84. Bunu ülkücülerle beraber mi yapıyor yine? Yani desteğini alıyor mu veya öyle sorayım. Yani birkaç tane arkadaş var. Var değil mi falan içerisinde? Var. Ama MİT destekli. MİT destekli. Evet. Tabii. Devlet destekli. Aslında Çatlı'yı da bir ara bir konuşalım olur inşallah sizinle. Hayır. Ondan sonra 84'te Hasan Kurdoğlu müstehar ismiyle sahte kimlikle hı-hı, yakalanıyor. Ondan sonra artık 4,5 senesi Fransa'da, 2 senesinde İsviçre'de geçirmek üzere 6,5 senelik hapis hayatı başlıyor Çatlı'nın. 85'te de Türkeş'i salıyor Kenan Evren. 9 Nisan 85'te Türkeş diğer siyasilerden daha önce salınıyor. İdamlar durdur. Yani Kenan Evren sözünü tutuyor. Hı-hı. Biraz Türkeş'i geç salıyor sadece. Hı-hı. İşi şeye uydurmak açısından, mevzuata uydurmak. Muhsin de bu arada işte yaklaşık 7,5 sene hapiste yatacak. Sonuçta 87'nin 8 Nisan'ında Muhsin çıkacak hapisten. Kusura bakmayın, masummuşsunuz, suçunuz yokmuş deniyor. Herkes ahime müracaat et, dava aç falan. 7,5 sene hapishanede. Bütün enerjisi gidiyor. Ülkeye, en verimli çağ değil mi? Memlekete faydalı olacak bir şey. Arkadaşlar evlenmiş, çoluk çocuğa karışanlar var. Bu hala böyle bir deri bir kemik kalmış vaziyette. Daha sonra 87 seçimlerini ANAP tekrar kazanıyor. İkinci defa iktidara geliyor. Ve bu arada geçmiş siyasiler, o tutuklu siyasilere serbestlik referandumu yapılıyor. Binde birlik bir farkla serbest kalıyorlar. Erbakan, Demirel, Ecevit'in serbest kaldığı dönem başlıyor artık 87'de. Muhsin Başkan Konya'ya 3 Mayıs'ta geliyor 87'de. Bu da gözyaşı Haşim Akden'in Gözyaşı dergisinin açılışına geliyor. Konyalılar 8 sene sonra başkanı ilk defa o gün orada görüyorlar Gözyaşı'nın açılışında. Hmm. Sonra Türkeş'i ziyaret ediyor. Ailesini, dostlarını ziyaret ediyor. Artık yeni bir misyon kazanmış. Takım elbiseli, efendi, beyefendi bir tarzda, bir üslupla. Ve cezaevini kendini sorgulamış, yenilemiş. Yeni kimliğini, kişiliğini pişmanlarını, oturtmuş, artılarını, eksilerini hepsini ortaya çıkarmış bir Muhsin Başkan. Yeniden artık. Bu arada tabii partiler 80 ihtilalle kapatılmıştı. Türkeş 83'te parti, Mehmet parti, resmen parti ortada yok ama partililer var. Muharrem Şemsek'e bırakmıştı partinin yönetimini. O da Devlet Bahçeli üzerinde biraz baskı uyguluyordu. Sonra Mehmet Pamuk'a Muhafazakar Parti'yi kurdurttu. 85'te
Muhafazakar Parti'nin adı Ali Koç Başkanı'nda Milliyetçi Çalışma Partisi'ne dönüştü. Bunlar 87'de siyasi yasaklar kalkıp da partilere girebilme hakkı başlayınca Türkeş ile Muhsin MÇP'ye girdiler. Hı hı. Kongrede de Türkeş MÇP'nin genel başkanı oldu 87'de. Muhsin de partinin işte yönetiminde görev alan insanlar, arkadaşlarla birlikte girdiler. Arkasından askerlik yapmadığı için bu arada askere gitti. Bir sene süren askerlikten sonra 88'de çıktı geldi. Bu sefer askerliğini bitti. Hapisten çıktın. Partide görevin var. Artık evlen. Bütün arkadaşlarının çoluk çocuğu kocaman oldu. Sen hala bekarsın. Muhsin Başkan'ın evlenmesi gündeme geliyor. Herkes kızını, kardeşini vermek istiyor başkana tabii. Popülaritesi çok yüksek. İşte o sırada Maraşlı, Göksunlu, Pakdil ailesinin bir ferdi Muhsin'in veterinerlik hekimliğinden sınıf arkadaşı, okul arkadaşı Nihat Pakdil. Nihat Pakdil'in kız kardeşi gündeme geliyor. Arkadaşların eşleri iyi tanıdığı için onu öneriyorlar. O da Lalahan'da TİGEM dediğimiz tarım işletmelerinin kuruluşları var orada, çiftlikvari. Orada olduğunu öğrenince hem Nihat'ı ziyaret edecek hem de kız kardeşini görecek orada. Diğer arkadaşlar ve dolayısıyla yaş farkı çok fazla olmak üzere. Neyse neticede evlilik hayatı apayrı bir konu. Evet. Neticede Gülefer Hanım'la evleniyorlar. Eylül 88'de nişanlanıyorlar. Kasım 88'de evleniyorlar. Nikahları evde kıyılıyor. Galip Erdem'le Türkeş nikah şahitliğini yapıyor ama düğünü Kocatepe Camii'nde yapıyorlar. Kocatepe. Neden? Böyle artık hapishanedeki o psikolojinin etkisi, İslamileşmenin getirdiği ruh yapısı. Biraz daha herkesi... Parti içerisindeki laik seküler anlayıştaki kesim itiraz ediyor. Camide düğün mü olmuş falan diye. Evet. Bir de Milli Görüş Camiası'ndan bir kız aldığı için de itirazlar var. Bu Refah kökenli bir ailenin kızı diye Pakdiller. İkisine de itirazlar oluyor ama zamanla kızı tanıdıkça, başkanın eşinin fedakarlığını gördükçe iyi ki başkan böyle bir kızla evlenmiş diyor o eleştirenler de takdir edecek. Daha sonra 89 belediye başkanlığı seçimlerinde biliyorsun Konya'dan Halil Ürün'ün kazandığı o dönemlerde 5 şehir işte şu kadar ilçe ve toplam 400 belediye başkanlığını Refah'ın kazandığı dönemde arkasından 89 o tarihte şeyden Kenan Evren'in süresi doluyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı bitiyor. Özal Cumhurbaşkanı oluyor ve ANAP'ın liderliğini şeye bırakarak, Yıldırım Akbulut'a bırakarak Özal Cumhurbaşkanlığına çıkıyor. Arkasından 90 yılında Çatlı hapisten kaçıyor. O 84'te hapse girmişti. Hangi cezaevinden kaçıyor esnada? İsviçre cezaevinden kaçıyor. Paris'te 4-4,5 sene yattı. Sonra İsviçre'ye nakledildi. Evet. 90 yılında hapishaneden kaçtı. Biraz Avrupa'da dolaştıktan sonra Türkiye'ye dönecek. 91 seçimleri geliyor bu arada. %10 barajı var. Küçük partiler Refah olsun, MÇP olsun, İDP olsun bunlar aşamayacaklar için. Bunlar şöyle bir ittifak yaptılar. Kendi partilerinden istifa edip Refah Partisi'nden aday olarak direkt partiler ittifakı olmuyordu. 91 seçimlerinde üçlü parti ittifak ettiler. MÇP, Refah ve İDP diye. Dolayısıyla 62 mebus çıkardılar. 62'nin 40'ı Milli Görüş kökenli, 19'u MHP kökenli, 3 tanesi de İDP kökenli. Milli Mücadeleci kökenliler. 91 seçimlerinde Muhsin Sivas'tan vekil oldu. Türkeş Yozgat'tan oldu. Erbakan Konya'dan oldular falan. Böylece 91 seçimde bu arada Çatlı yurt dışından döndü. ANAP'ın kongrelerinde Mesut Yılmaz'la Yıldırım Akbulut ekibi arasında yani milliyetçi muhafazakar kitleyle liberal laik seküler kitle arasında ANAP'ta ANAP'ı ele geçirme projesi çalışması başladı. Çatlı bu arada şeyle anlaşıyor. Mesut Yılmaz'la anlaşarak Hasan Celal'in de partiden koptuğu yıllar. Yani Mesut'la ben olamam. Mesut kazanınca partiden ayrılıyor Hasan Celal. Kendi Yeniden Doğuş Partisi'ni kuracak. Kuruyordu, doğru. Ben Mesut ama Yıldırım Akbulut'la anlaşabilirim ama bununla ortak paydam yok demişti. O dönem
Çatlı Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşların hukuki problemlerinin ANAP iktidarının halledilmesi için Adalet Komisyonu Başkanı'na Alparslan Pehlivan'ın getirilmesi şartı, bu konularla pazarlık ederek Mesut Yılmaz'a anahtar teslimi kongre kazandırıyor. Türkiye'de bütün kongreleri Çatlı el atıyor, delegeleri görüyor kendi usulünce ve Mesut bunları kazanarak ANAP Genel Başkanı oldu. ANAP bu sefer ne oldu? Laik seküler bir çizgiye evrildi. 91'den itibaren, 92'den itibaren. İşte bu arada MHP'den Refah'tan ayrılan MHP'liler önümüzden bir iktidar hükümet modeli gündeme geldi. SHP ile DYP. Yani CHP'nin o günkü adı SHP. SHP de HDP, hep milletvekillerini, yani bugün HDP diyoruz ya. Evet. O vekilleri meclise taşımıştı. Onlarla birlikte bir hükümet kurulacak. Bu hükümeti Türkeş destekleme sözü veriyor. Partisine danışmadan. SHP-DYP koalisyonunu destekleyeceğiz diye. SHP HDP'yi meclise taşımış. Çekiç güç Kuzey Irak Kürtlerine lojistik destek sağlıyor. Kuzey Irak'ta Kürdistan kuruluyor. Türkiye'yi etkileyecek. Ondan sonra bir sürü sıkıntı var. MHP içerisinde bunu kabullenmek mümkün değil. Evet. Bu sefer Türkeş bu adamlarla teker teker konuşarak ikna ediyor ama Muhsin ve arkadaşlar 5-6 kişi bunlar biz bu şartlarda SHP'ye oy veremeyiz diyorlar. Bir yol ayrımı başlıyor. Evet. Sonra, İsterseniz şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun 92'de yol ayrımı başladı. Büyük Birlik Partisi'ni kuracak. Evet. Daha sonra. Fakat biz şimdi süremiz gereği Muhsin Yazıcıoğlu'nun esas önemli hayatıyla alakalı bir takım gelişmeleri konuşamadık. Yani biraz geçmiş tarihi uzun bir detaylara indiğimiz için gelin çok fazla zamanımız kalmadığı için ben biraz olayı hızlandırmak istiyorum. Tamam. Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'de çok sevilen, çok bilinen ve aslında birçok siyasetçiyle de iyi ilişkileri olan bir şahsiyet. Evet. Kendisinin öldürülmeden önceki, ben öldürüldüğüne inanıyorum. O yüzden bunu açık açık söyleyebiliyorum. Bilinen bir şey artık. Evet. Öldürüldüğünü düşündüğüm için bu olaydan önce bir takım tehditler aldığını duyuyoruz. Söyleniyor. Şimdi İsterseniz Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimler niye tehdit etti? Bu tehditlere nasıl cevap verdi? Ve bizim bilmediğimiz bu tehditlerin içerisinde neler vardı? Buyurun. Evet, şimdi Amerika 1945 İkinci Harbi'nden sonra Türkiye'yi avucun içine aldığı zaman Türkiye'yi merkeze alan bir Büyük Orta Doğu projesi geliştirdi. Türkiye'yi Afganistan Afrika ve Türkistan dünyasına hakim olabilmek için Türkiye'yi partner olarak seçti kendine ve Türkiye üzerinden, ılımlı İslam üzerinden bir proje geliştirmeye başladı. İşte bu projenin İslami yönünü FETÖ'ye bıraktı. FETÖ 64'te CIA'ya giriyor. Yani o Kaşifoğlu zamanında, Kasım Gülek zamanında. 64'te Türkiye'nin CIA masası şefiyle tanışarak giriyor ve Amerika FETÖ merkezli bir dini anlayış, ılımlı İslam adıyla FETÖ'nün önünü açıyor. FETÖ bu taktik gereği herkesle iyi geçine, herkesin gönlünü ederek, herkesin böyle oluruna alacak şekilde güzel işler yaparak, eğitim ve sağlıkla ilgilenerek, güzel çocuklar, terbiyeli çocuklar yetiştirerek puan kazanmaya başlıyor. Devlet bu arada irtica laik, seküler, kemalist kesimin, batıcı kesimin İslam'a bakış olumsuzluğunu da kullanarak diğer Müslümanlar üzerinde olumsuz bir iltica yaygarasıyla onları böyle dışlayarak FETÖ'nün çaktırmadan önünü açarak sürekli büyütüyor. Orduda büyütüyor, yargıda büyütüyor, emniyette büyütüyor falan. FETÖ'yü iktidara hazırlıyor. Şimdi bunu hazırlarken önünde rakip olan kim var? Yerli milli İslami çizgide. İslami çizgide milli görüş milli var, Erbakan var ve imam hatipliler var.
Evet. Onların dışlanması lazım. Onu Türkiye'de laik seküler kesime yaptırtıyorlar. Yani askerler ağırlıklı, yargı ağırlıklı. İşte partilerini 30 kere, 4 kere kapatarak, sürekli sıkıntı çıkartarak. Yani milli görüşçüsün, iktidar olma şansı yok. Umudunuzu kesin dedirtmeye çalışıyorlar. Algısını oluşturuyorlar zaten. Algısını oluşturuyorlar. Bunlara ama verdiğiniz Fethullah, oylar boşa Fethullah gibi. Da sürekli pohpohlanıyor. Pohpohlanıyor. Bu arada başka kim? İşte Muhsin Hareketi. Muhsin Hareketi sürekli teklifler, şeyler, imkanlar sunuluyor. Muhsin yerli ve milli çizgisinden dolayı taviz vermediğinden direniyor. Bunların bütün hareketlerine, yani bu teklifleri de reddeden bir insan. Bunu da araları açık anlaşamıyorlar. FETÖ bu arada hesapta olmayan bir iktidar oluyor. AK Parti'nin iktidara gelişi hesapta yoktu. Bu koalisyon dönemindeki yaşanan sıkıntılar, Tayyip'in İstanbul Belediye Başkanlığı'nda gösterdiği başarılar, halkın kızarak AK Parti iktidara getirdiği. AK Parti iktidara gelince bu sefer FETÖ Refah Partisi'nin de başına gelen belaları AK Partisi'nin de başına geleceği için AK Parti bunlara karşı nasıl mücadele edecek? FETÖ kadrolarından yardım aldı. Evet. Yargıda, emniyette, şurada burada. AK Parti'nin iktidar gücüyle FETÖ'nün kadroları birleşerek Refah Partisi'nin başını belaya getiren, yargılayan, hesaplayan o kesimi bir tasfiye etti. Arkasından da FETÖ'nün niyeti şuydu. AK Parti'yi de yolsuzluklara bulaştırarak AK Parti'nin yıpranmasını sağlayacak ve arkasından kendisi hukuki, demokratik olarak iktidara gelecekti. Yani AK Parti'nin CHP'nin diğer partiler içine daha önceden yerleştirdiği vekil sayılarını arttıracak. Mesela 2011 seçimlerinde AK Parti'ye 150 tane milletvekili istiyor, kadrosu istiyor. Düşünebiliyor musun? Evet. 150. AK Parti bunları gösterseydi 150 tane AK Parti'den FETÖ'cü milletvekili seçilecek. Diğer partilerde de olacak. Pazarlık büyük. Bunlar yani. Bunlar AK Parti'nin yolsuzlukla, yıpranmasıyla bunlar ayrılacaktılar. Ayrı bir parti kurup temiz, erdemli bir Fethullah Hoca ekibi olarak iktidara gelecektiler ve Amerika'nın 53. eyaleti yapacaktılar bizi. Evet. Ama Türkiye'deki sürekli bizim derin devlet dediğimiz, derin devletin yerli ve milli kanadı bunları sürekli gözleyerek, takip ederek bunları erken doğuma zorladı. İşte MİT tırları, Oslo krizi falan derken dershaneler olayı evet. falan bunlar yavaş yavaş beklenmediği şoklar yaşadılar. Ve devlet bunların her zorlamada açığa düşürdü. Dolayısıyla iş büyüdü. Peki şöyle biraz hızlı gitmek i̇şte zorundayım. Bu arada Muhsin'in onlara karşı direnmesi ve tavır alması onlar da kendi önlerine çıkanları FETÖ Muhsin Yazıcıoğlu'ndan rahatsız mı oldu? Muhsin Yazıcıoğlu ona biat etmedi. Etmedi. Ve direndi. Karşı çıktı. Böyle olunca da başına zaten 17 defa trafik kazası yaşamıştı. Evet. Hepsinden kurtulmuştu. En son burada yakaladılar. O fırsattan işini bitirdiler. Peki şimdi sevgili hocam süremiz çok azaldığı için ben hızlı hızlı sorarak gidelim. Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünden önce FETÖ birileri aracılığıyla tehdit etti mi? Ve yani önce tekliflerde bulunuyor. Beraber çalışma tabii, falan. Bu teklifleri reddettiği kabul için. Etmiyor. Evet. Sonra onun Aydoğan Vatandaş diye bir adamı var. Barnabas İncili'nin filmini çekmek, bilmem neyini çekmek için Amerika'dan gelip Muhsin'le görüşerek bunu bir proje, bir film haline getirelim, bir senaryo haline getirelim çalışmaları da yapıyordu. Bu herhalde Muhsin'in yakın şeye almak. Evet, FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu'nu tehdidi diye kalacağımızı değiştirelim sevgili arkadaşlar. Neticede buyurun. Bu Barnabas İncil'in de çok yoğun filminin çekilme senaryolarının hazırlandığı dönemde Muhsin'in vefatından bir hafta 10 gün önce oluyor bu olaylar. Sonra da bu 2009 seçimlerinde, 30 Mart seçimlerinde seçim çalışması yapılırken bir hafta 10 gün önce Aydoğan Vatandaşlar önce İstanbul'da sonra Ankara'da görüşerek proje üzerinde konuşuyorlar. Böyle. Aslında Muhsin Başkan'dan bir takım bilgiler almak istiyor. Zannedersem. Yani onu kullanmaya onu mı çalışıyor? Onu kullanmaya çalışıyorlar tabii. Kullanmaya çalışıyorlar. Barnabas İncil'in bir nüshasını mı? Nüshası genel kurmayda. Genel kurmayda. Peki Muhsin Başkan'la neyi var?
Bu çünkü çok önemli bir İncil. Yani o İncil'de isterseniz hani kıymetli izleyicilerimize şöyle söyleyelim. Peygamber Efendimizin gelişini müjdeleyen gerçek İncil. Tahrif olmamış İncil. Şimdi Hristiyanlar bunu Müslümanların yazıp uydurduğunu da söylüyorlar. Aslı yok diyenler var. Bizimkiler de bu İncil'in Barnaba tarafından yazılmış Hazreti İsa'nın hemen milattan sonra 75'te vefat etmiş bir adam bu, Kıbrıslı. Evet. Dolayısıyla orada Hazreti Peygamber'den Paraklitus diye yani Ahmet diye bahsediyor. Yani Mesih'ten sonra gelecek ahir zaman peygamberi Ahmet. Ahmet'in İngilizce karşılığı, Latince karşılığı Paraklitus. Evet. Yani ziyadesiyle hamd eden anlamına geliyor. Ahmet'i çıkarıp Paraklitus yazmışlar. Oradan direkt peygamberimizi hatırlatmadığı için yırtıyorlar. Ama bunun Ahmet isimli olduğu ispatlandığı takdirde Hristiyan şeyi çökecek. Tabii. Tezi çökecek. Tezi çökecek. Bunun için istemiyorlar. Bununla kim uğraşırsa öldürülüyor zaten. Hı-hı. Yani şeyde nedir o bizim Esat Coşan Hoca da bununla ilgileniyordu. Ölüm sebebinin bununla ilgili olduğunu. Aynen konuşuluyor. Bu da Kıbrıs'ta söyleniyor. Kutlu Savaş diye mi? Kutlu Savaş mı? Kutlu Altın diye bir gazeteci. Bu konuyu denişeledi. Hemen öldürüldü falan. Bu konuya uğraşanların hepsi Muhsin de. Çünkü FETÖ malum papaya hizmet ediyor. Aynı zamanda bir takım. Rahmetli Aytunç Altındal hocamızı evet. da burada anmak gerekiyor. Gizli kardinal olduğunu gizli kardinal. Gizli kardinal olduğunu ilk söyleyen evet. kişidir. Evet. Hatta biliyorum. Yıllar önce biz radyoda birlikte program yaptık biz rahmetli hocamla. Bana bunu yayın öncesi söylemiş birisidir. Tamam. Bunu şu an evet. söyleyemem biri demişti. Çin'den biri Türkiye'den maalesef iki tane gizli yani. Kardinal var papalıkta kontenjan. Diğerleri evet. aleni, iki tanesi gizli. Konjonktür gereği bir Çin bir de Türkiye. Onun FETÖ olduğunu yani şunu söyleyebiliyor muyuz hocam? Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli Barnabas İncil'inle alakalı bir takım bilgilere vakıf olması sebebiyle ve aynı zamanda FETÖ'nün emrine uymadığı, buyruğuna girmediği için öldürüldü. Aynen öyle. Değil Çünkü mi? Arkasından FETÖ AK Parti'yi de dediğim itibarsızlaştırıp tabii. kendi partisiyle seçimle iktidara gelseydi onun iktidarında Türkiye Amerika'nın 53. resmen eyaleti gibi hareket edecekti. Tabii. Bitirecekti. Fakat Türk derin devleti onları açığa düşürdü. Yani Tayyip Bey'in duruşu, AK Parti içerisindeki millîciler, derin devletteki millîciler, Devlet Bahçeli'nin duruşu hepsi bütün yerli, milli, İslami çizgide olanların hepsi birleştiler. İçinde solcular da var, Kemalistler de var. Yerli ve milli olan. Tabii ki, tabii. Vatanını seven herkes. Amerika ile ortak hareket etmeyi düşünmeyen, Türkiye'yi yerli ve milli olarak kabul eden herkesin birleşerek, ittifak ederek bunları açığa düşürdüler. Bunları düşük doğum yaptırdılar. Bunlar da her açık verişten sonra iş büyüdü. En son bir şansları kalmıştı. Ordu içerisindeki uyuyan hücreleriyle 15 Temmuz'da 2016'da bir darbe teşebbüsünde bulunup Tayyip'i Marmaris'te öldürerek iktidara gelecektiler. O da tutmadı. Dolayısıyla hesapları ters tepti. Peki i̇şte hedeflerine giden yoldan evet. birisi de Muhsin'di. Muhsin'i de öldürerek ondan da kurtulmuş oldular. Peki, 2009'da. Bu helikopter kazasının hala sonuçlanamamasının ceza alıyorlar. O gün bak helikoptere bindiği zaman veyahut da şöyle söyleyeyim sorumu şöyle düzelteyim hocam. Muhsin Başkan'a ulaşılmasındaki engeller kimler oldu? Neden geç ulaşıldı bir ve davanın sürecini ve seyrini değiştirilmesinde yine kimler rol oynadı? Şimdi helikoptere bindiği zaman evet. bu 2007'ye kadar Hava Kuvvetleri Komutanı olan Faruk Cömert, o kardeşi öldürülen, 78'li yıllarda kardeşi öldürülen Bedrettin Cömert'in abisi Hava Kuvvetleri Komutanı'ydı. Onların olduğu dönem, bunlar ailecek ahit etmiştiler Tayyip'i, Muhsin'i öldürmeye böyle. Bu yönün açıklanması lazım, izah edilmesi lazım. Zaten şimdi, bir intikam peşindeydiler yani. İki aile, hem Naci Cömert'ler hem Faruk Cömert ve öbürü Naci Gümüş. İkisi de Hava Kuvvetleri Komutanı. Bunların açıklanması lazım. Bu olayla dahli var mı yok mu? İkincisi Muhsin Bey'in helikopter havalandıktan sonra saat 15'te iki tane Malatya Erhaç'tan havalanan F-16 helikopterlere çok yakın
alçak uçuş yapıyor. O jetlerin uçuşuyla helikopterlerin hepsi düşermiş zaten. Hı hı. İki tane jetin... Hava akımından dolayı değil mi? Dengesini bozuyor. Helikopterin üstünden çok yakın bir geçişle uçtukları. Bir de bir başka uçağın oradan geçip Kıbrıs'taki Rum kesimine, oradaki bir uçak gemisine indiği. Bunun izah edilmesi lazım. Çünkü tam 15'te tüm kayıtlar silinmiş. Uydu kayıtları silinmiş. Yani helikopterin ve uçakların uyduya verdikleri şeyler, görüntüler 15:04 arası. Saat 15:00. Uydu kayıtları yok. Uçakların kayıtları yok. Hepsinin silinmiş. O sırada bu F-16'yı izah etmek lazım. Öbürü bilinmeyen meçhul uçak niye oradan o saatte geçti? Onun izah edilmesi lazım. Neticede Muhsin Başkan uçağı düşürüldü. Köylüler uçağın gidiş istikametinde düştüğü yeri gördüler. Ne kadar ısrar etseler de şuraya düştü gördük deseler de o Sezai Akkun mu neydi o bir jandarma komutanı ısrarla başka yerlere göndererek zaman kazandılar. O sırada kendileri helikoptere gidip ölmeyenleri orada öldürdüler. Aletleri söktüler. Delilleri ortadan kaldırdılar. İki gün sonra da köylüler yine gelip o dedikleri yerde buldular. İki gün, 48 saat, 47 saat bunlar zaman kazandı. Peki ya Muhsin Başkan'a yanına gidildiğinde, yani o bulunduğu esnada Muhsin Başkan öldürülmüş müydü? Yoksa orada bir grubun öldürüldüğünü söylüyor. Köylüler ilk planda bulamadı. O bir karların altına şey olmuş, karlar örtmüş üstünü. Hı-hı. Diğerlerini görmüşler ama uçağa dokunamamışlar helikoptere. Üstümüzde kalır biz yani yaptık derler falan diye. Direkt şey yapamıyorlar. Müdahale etmiyorlar. Ama yine de sonuçta köylüler buluyor. Buluyor. Devlet, teknik cihaz, o kadar alet, edevat. Hepsi 15 kilometre farklı yönlerde aratarak insanların o bölgeye gitmesini engelleyerek rahatlıkla olaya istedikleri gibi müdahil olup canlı olanlarının ölmesini bekleyip veya öldürerek işte sökülmesi gereken aletleri sökerek deliller yani orada bir grubun bazı kişileri de öldürdüğü söyleniyor. Sizce böyle bir şey de mümkün mü? Yapmışlardır. Çatlı'nın suikastında da var. Arabaya evet. Geldiklerinde birkaç kişi ölmemiş işte o sırada hallettikleri söylenir. Evet şimdi konuşulacak çok şey var. Çok. Ama malum süremiz var. Yetmedi. Bunu bir Ramazan günü teravihden sonraki bir saatten sahura kadar olan bir sürede evet. Program ayarlayacağım. Önü açık olacak. İnşallah sizinle daha detaylı bir Muhsin Başkan'ı konuşalım. Yine Abdullah Çatlı'nın da hayatıyla İşin alakalı onları da konuşalım, ele alalım. İnşallah Rabbim bu insanlara, bu zalimliği yapanların en kısa zamanda akıbetini bizlere gösterir. Bu milletin yani FETÖ ölmeden bu belalar bitmez. Çünkü FETÖ'nün manevi havasına inanan büyük bir kesim var. Evet. Onun hala ölmediği için bir şey yapacağına beklentileri var. Rabbim emanetini bir an evvel alırsa tabii hikmetinden sual olmaz. Yani bir an evvel FETÖ'nün ölmesi şart. Ölürse sevineceğiz. Ondan sonra umutları kırılacak. Türkiye'de ona göre tedbir alacak. Şu an hepsi cap canlı umudunu koruyor. Evet. Bir şey olacağına dair beklentiler var. Onun için herkesin, Türkiye'deki her kesimin özellikle devlet kadrolundaki bürokratların gevşememesi lazım. Herkesin evet. Zıpkın gibi canlı durması lazım. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Güzel bir program oldu. Muhsin Başkan'ı konuştuk, andık. Süremiz yetmedi ama inşallah başka bir zaman daha güzel, daha detaylı evet, program tabii. Yapalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizden bu haftalık bu kadar. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha detaylı bir şekilde bilinmeyen, konuşulmayan konuları detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Efendim kendinize çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Tahir Lekan'ınız. Hayırlı akşamlar diliyorum.